Bu görsel dersimizde SQL Plus ile Oracle 11 GRelease 2 veri tabanımıza bağlanacağız ve SYS DBA yetkisiyle bağlanacağız. SYS kullanıcısıyla. Daha sonra sorgumuzu çekip SQL Buffer'a bu sorguyu aksettireceğiz. Daha sonra SQL Buffer'dan tekrar bu sorguyu çalıştıracağız. En iyisi bu örneğimizi yaparak açıklamak daha faydalı olacaktır. SYS admin yetkisiyle giriş yapabilmek için şu şekilde tab işareti, daha sonra as, küçük büyük fark etmiyor, SYS DBA yazıyorum. Altta enter password diyor. Buraya da şifremi yazdıktan sonra giriş yapıyorum. Şimdi select yıldız from, gene sonucu az olduğu için, ekranı fazla kaplamaması için region'ı kullanıyorum. Burada şöyle bir durum var. Şimdi SYS yetkisiyle giriş yaptığımız için farklı bir şema ile giriş yaptık. Farklı bir kullanıcı ve farklı bir şema. Bu nedenle SYS'den genel olarak tüm kullanıcıların tablolarını görebilmek için o kullanıcıların şema isimlerini yazmamız gerekiyor tabloların başına. Yani bu HR kullanıcısına ait bir tablo olduğu için HR şemasının adını regions'ın başına yazmam gerekiyor. Aksi halde çalışmaması normal. Şimdi gördüğünüz gibi SYS'den HR'ın yetkileri dahilinde olan tabloya erişmiş olduk ve o tabloyu listeledik. Şimdi bu bizim SQL buffer'ımıza yerleşti bu sorgu. Bu sorguyu tekrar hafızadan alıp çalıştırmayı göreceğiz. Az önce list ile bu SQL Buffer'daki sorguyu aldım. Şimdi run ile bu sorguyu tekrar çalıştırıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunun run'ın kısa yolu da var. Tekrar sorgumuzu alıyorum. Bu sorguyu birazdan çalıştıracağız. List ile, hatta listin de kısa olanını kullanalım. L ile SQL Buffer'dan bunu ekranımıza aldık ve şimdi R'ye basıyorum. Enter dediğim zaman gördüğünüz gibi sorgu gönderildi ve sonucu ekranımıza yansıdı. Yani SQL Buffer'daki bir sorguyu list ya da L ile ekrana alıp daha sonra run ya da R ile tekrar çalıştırabiliriz.